Selamün aleyküm. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte balık kokusu nasıl çıkartılır mutfaktan, kızartma kokusu nasıl çıkar mutfaktan, en iyi, en hızlı şekilde nasıl bastırılır bunu göreceğiz. Yani daha doğrusu ben bu yöntemi sürekli deniyorum. Hani deneyen arkadaşlarım da var. Gerçekten hani zaten hani kahve yaptığımız zaman zaten kokusuna doyamıyoruz. Bir de bunu tütsü olarak bir nevi kullandığımızda hani daha çok severek deneyeceğiz bu yöntemi. Daha çok kullanacağız yani. Yani atıyorum balık kokusunu veya kızartma yağı kokusunu nasıl giderebilirizin altında hani bazı insanlar deterjan kaynatıyorlar. Mesela atıyorum yumuşatıcı kaynatanlar var. Onun dışında bu matik deterjanları kaynatanlar var. İşte ne bileyim çamaşır suyu kaynatanlar var. Yani kokusu gitsin diye. Yani ben bunları gördüm. Daha sonra ben bunu bir arkadaşımdan gördüm açıkçası. İsmi de Ayşe bu arada. O arkadaşımdan gördüm. Ona çok selamlar gönderiyorum. Çok öpüyorum kendisini. Sağ olsun onun sayesinde bu yöntemi buldum. Ben de devam ettim bu yöntemi. Hani atıyorum kızartma yaptığım zaman ya da yani ben pek balık kızartmıyorum. Fırında da yapmıyorum açıkçası ama yani balık kokusunu da çok güzel, çok iyi bir şekilde götüreceğine eminim. Çünkü bu kahve kokusu hani zaten hani dediğim gibi kahveyi yaptığımız zaman bile ne güzel kokuyor. Bunu bir de tütsü olarak kullandığımız zaman daha çok hani yararını göreceğiz. O yüzden şimdi işleme geçelim. Şöyle ben bir miktar bir tatlı kaşığı kadar koydum kahveyi. Ya yani şöyle bir tatlı kaşığı kadar ama koyarken birazcık döküldü. Şimdi başlayalım. Bir saniye. Bir de yakabilseydim. Evet, şimdi. Ay yine döktüm, bakar mısınız? Neyse. Ben bugün kızartma yapmıştım hanımlar. Hani o koku giderilsin. Daha evim güzel koksun diye. Evet, yanmaya başladı kahvemiz. Böyle alev alev olduğuna bakmayın. Sadece ocağı kirletmekten başka bir şey olmuyor. Emin olabilirsiniz. Artık ocağımız battı. Ona da katlanacağız. Onu da temizleriz artık. Yapacak bir şey yok. Tek şu kızartma yağı kokusu çıksın da. Gerçekten. Gerçekten harika bir koku vermeye başladı. Mis gibi kahve kokuyor şu anda. Şöyle iteleyelim. Alevli meyve tabağı gibi oldu resmen diyebilirim. Bakın bu şekilde yanmaya devam edecek. Ve yanmaya devam ediyor hala hanımlar. Dediğim gibi kokusu muazzam, kokusu muhteşem. İnanın deneyin, zararını görmeyeceksiniz. En azından hani kimyasalları kaynattığınız zaman ki aldığınız zarardan zarar gibi bir zarar görmeyeceksiniz. Gerçekten harika kokuyor. İnanın muhteşem bir koku şu anda mutfağımda. Ve kızartma yağı kokusunu çok güzel bastırdı. Ha dediğim gibi birazcık kirlilik oluyor. Birazcık değil, bayağı bir kirlilik oluyor. Muhtemelen ben bu taşı ocağın üzerindeki taşı alıp bir güzel soğuduktan sonra yıkayacağım. Ama olsun, değer bu kokuya, bu hani mutfağımın
yağ kokusundan arınmasına değer. Gerçekten muhteşem koktu. Gerçekten denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu şekilde hanımlar deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın.